Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlere Kanka Risk'i versiyon 1.2 sürümü için eklediğimiz senaryoların tanıtımını yapacağım. Geçen attığım videoda sizlerin de hatırlayacağı üzere yolunu seç özelliğinin bir tanıtımını yapmıştım. Orada da Milliyetçi Türkiye, Büyük Türk Cumhuriyeti ve Osmanlı İmparatorluğu'nu formlama gibi seçenekler önünüze çıkıyordu ve bir tanesini seçip buna göre oyununuzu devam ettiriyordunuz. Bugün de dostlar eklediğimiz 15 adet senaryonun tanıtımını yapacağım. İlk versiyonda yaklaşık 22 adet senaryo bulunuyordu. Kanka Risk'i versiyon 1.1'de bu sürümle beraber versiyon 1.2 ile beraber senaryo sayısını 37 çıkarıyoruz. 15 adet yepyeni senaryoyu oyuna, moda eklemiş bulunuyoruz dostlar. Şimdi sizlere yavaştan bu senaryoların tanıtımını yapacağım. Öncelikle senaryoların hemen hemen değil, hatta tamamını yapan Furkan'a teşekkür ediyorum abi. Senaryoların tamamı onun tarafından yapıldı ve gerçekten de kaliteli senaryolar yaptığını söyleyebilirim. İyi bir iş çıkardığını rahatlıkla söyleyebilirim abi. Şimdi dilerseniz yavaştan senaryoların tanıtımlarına bir geçelim abi. Öncelikle bu milattan önce 50 senaryosu abi. Bunun ismini BC50 olarak değiştireceğiz, merak etmeyin. Milattan önce 50 senaryosu. Eklenen senaryolardan başlayalım bakalım. Milattan önce 100 senaryosu yine Furkan tarafından yapıldı dostlar. Eklenen 15 senaryodan bir tanesi. Milattan önceye de 2 adet senaryo ekledik dostlar. Milattan önce oynamak isteyen arkadaşlar da vardı. Ve bunun için dostlar milattan öncesine 2 adet senaryo ekledik. Kabileleri vesaire de es geçmedik ve güzel bir senaryo ortaya çıktığını düşünüyorum dostlar. Yine Furkan tarafından yapıldı. 170 adet medeniyet bulunuyor ve milattan önce 100 yılında senaryomuz başlıyor dostlar. Milattan önce 50 senaryosu yine Furkan tarafından tasarlandı. Aynı şekilde bunda da kabileler vesaire es geçirmedi, tabii ki de eklendi. Kabilelerle beraber normal topraklarımızda da yine milattan önce 100 senaryosuna benzediğini söyleyebiliriz ama şuradaki eyaletler biraz daha doldurulmuş şekilde, daha çok keşfedilmiş şekilde abi. Yine milattan önce sevenler için güzel bir seçenek olabilir. Milattan önce 50 senaryosu da 152 adet medeniyet bulunuyor. Furkan tarafından tasarlandı ve milattan önce 50 yılında başlıyor dostlar. 2 senaryosu zaten vardı. 58 vardı, 224 vardı, 395 vardı ve 450 senaryosu abi. Öncelikle bir şunu söyleyeyim. Bu güncelleme The Dark Age güncellemesi, yani Karanlık Çağ güncellemesi. Sizlerin de hatırlayacağı üzere 395 ve 1399 yılları arasına daha fazla senaryo eklemek için tasarlanmış bir güncellemeydi ve bu doğrultuda dostlar tabii ki de 395'ten 1399'a kadar olan tarihlerin dışında bir de milattan önce ve 395'ten gerisine de senaryolar ekledik dostlar. Az önce gösterdiğim milattan önce 100 ve milattan önce 50 senaryoları da bunların örnekleriydi. Şimdi asıl aralığımız olan 395-1399 aralığına bir geçelim dostlar. 450 senaryosu bu aralığın ilk senaryosu. Furkan tarafından tasarlandı. Yine 198 adet medeniyet bulunuyor ve 14 Ekim 450 tarihinde başlıyor. Her senaryoda olduğu gibi kabileler vesaire de yapıldı. Bu sefer dünya birazcık daha karışmış bir halde. Batıda Batı Roma İmparatorluğu kuruldu. Doğuda da Doğu Roma İmparatorluğu, namı diğer Bizans İmparatorluğu kurulmuş durumda. Avrupa Hunları da yine Kırım civarlarında ve Balkanların bir kısmında hükmünü sürdürüyor. Avrupa'da da çeşitli devletler ortaya çıkmış durumda. Lombardlar, Rugi, Heruli, Venedik, Gepidler vesaire gibi. Asya'da da yine aynı şekilde batıdaki gibi sert bir çekişme var. Çin'de Liu Song, Wei ve Avaranlı arasında geçen bir çatışma var. Avaranlı birazcık daha Moğolistan taraflarında kalsa da yine de Çin'e müdahale edebilecek güçte bir ülke. 35. sırada bulunuyor. Wei ve Liu Song onlara göre, Liu Song onlara göre birazcık daha güçlü bir konumda tabii ki. Hindistan'da yine aynı şekilde birkaç devletin hakimiyetinde bulunuyor ve bu devletlerden en güçlüsü de Gupta İmparatorluğu olarak geçiyor. İran taraflarında da Sasani'nin hakimiyeti mevcut abi. Yine Furkan tarafından yapılan güzel senaryolardan bir tanesi. Bizans-Sasani Savaşı vardı ve 632 senaryosu yine Furkan tarafından tasarlanan senaryolardan bir tanesi. 217 adet medeniyet bulunuyor ve 634 tarihinde başlıyor dostlar. Evet, yalnız senaryonun tarihi 634 ama senaryo adı 632 abi. Bu senaryonun tarihini düzeltiriz abi, sıkıntı etmeyin, bunların hepsi düzelmiş olarak gelecek size. Evet, batı tarafına baktığımızda Avrupa'nın büyük bir bölümünde Franklerin hakimiyeti mevcut. İberya tarafında ise Visigotların hakimiyeti mevcut dostlar. Yine Avrupa'da her zamanki gibi ciddi bir çatışma var. Balkanların büyük bir kısmında Avar Hanlığı, diğer büyük bir kısmında ise Bizans İmparatorluğu'nun sağlam bir hakimiyeti olduğunu söyleyebiliriz. İtalya'da ise Lombardlar ve Bizans İmparatorluğu arasında geçen bir hakimiyet çatışması mevcut. Doğu'da bildiğimiz gibi her zamanki gibi bu kez yakından tanıdığımız bir devlet Göktürk Kağanlığı da mevcut dostlar ve Göktürk Kağanlığı anlığından. Aslında bu senaryoda eğer hani isterseniz abi Göktürk Kağan'la oynayın. Çünkü gerçekten Göktürk Kağan'la oynamak, ben bir kere oynadım, gerçekten eğlenceli oluyor Göktürk Kağan'la oynamak bu senaryoda. Asya'ya hükmediyorsunuz, sonrasında Batı'ya açılıyorsunuz abi. Gerçekten sarıyor yani, eğlenceli oluyor. Onun haricinde Çin tarafında Tang Hanedanı'nın hakimiyeti mevcut dostlar. Tibet günümüze göre tabii ki de daha büyük bir halde 632 yılında.
Bu da böyle bir senaryo dostlar. Biraz daha fazla medeniyet var diğer senaryolara göre. 217 adet medeniyet bulunuyor. 661 senaryosu yine Furkan tarafından tasarlandı. Bunu çok uzun tanıtmayacağım çünkü diğer senaryoya zaten aşırı derecede benziyor. Diğer senaryoda anlattıklarım tamam, burada da geçerli. Tek fark dostlar, burada kocaman bir Emeviler devleti var abi. Burada kocaman bir Emeviler devleti hüküm sürüyor. Burada da Emeviler oynayıp İslam'ı yayabilirsiniz abi. İslam'ı Avrupa'ya yayabilirsiniz, Kuzey Afrika'ya yayabilirsiniz, her yere İslam'ı yayabilirsiniz abi. Ya da gidip Göktürk Kağan'la oynayıp Asya'ya İslam'ı getirebilirsiniz, Türklüğü getirebilirsiniz vesaire abi. Tabii ki bunlar sizde kalmış şeyler. Biz sadece sizler için senaryoları tasarlıyoruz ve bunlar da naçizane birer önerilerimiz abi. Şimdi 750 senaryosu zaten var mıydı? Var mıydı abi 750? 750 de yoktu sanırım. Aynen, 750 de yoktu. 750 senaryosu da yine bu güncelleme için tasarlanan senaryolardan bir tanesi. Diyorsunuz ki abi Abbasiler oynayacak hiçbir senaryo yok. O zaman 750 senaryosuna direkt ben göz atabilirsiniz dostlar. Çünkü yani Orta Doğu'nun, İran'ın ve Afrika'nın büyük bir bölümünde Abbasilerin hüküm sürdüğü bir senaryo 750 senaryosu. Rus tarafları da gerçekten karma karışık durumda. Birçok devletin hakimiyeti mevcut. Avrupa'da yine İberya taraflarında Endülüs Emevi Devleti, Avrupa'da Fransa Devleti ve Avrupa'nın ortalarında Almanya taraflarında ise birçok devletin hakimiyeti mevcut. Avar Kağanlığı da yine Balkanlarda hükmünü sürdüren devletlerden bir tanesi. Bizans İmparatorluğu da yine bölgedeki büyük güçlerden birisi, dördüncü sırada bulunuyor. Senaryoda Abbasiler tabii ki de birinci sırada bulunuyor ve Çin taraflarında da Tang Hanedanı'nın hakimiyetini görüyoruz dostlar bu sefer. Göktürk Kağanlığı yerine bu bölgede hüküm süren devlet Uygurlar Devleti. Evet, 750 senaryosundan sonra sıradaki senaryomuza geçelim dilerseniz. 1080 senaryosu yine Furkan tarafından tasarlandı. Zaten söylediğim gibi güncellemenin bütün senaryoları Furkan tarafından tasarlandı. 200 özür dilerim, 1080 senesinde başlıyor ve 295 adet medeniyet bulunuyor dostlar. Bu da yine gerçekten güzel bir senaryo. Birazcık daha yavaş yavaş artık modern dünyaya gelişimizin sinyali gibi bir senaryo dostlar. Anadolu Selçuklu Devleti mevcut bu sefer senaryoda. Fakat tabii ki de Anadolu Selçuklu Devleti 1200 yılında kadar büyük değil. Sadece Anadolu'nun birazcık daha batısına sıkışmış durumda ve birazcık daha doğuda Danışment Devleti bulunuyor. Aynı şekilde daha da doğusunda dostlar çok yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir devlet, Büyük Selçuklu İmparatorluğu bulunuyor abi. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'yla veya Anadolu Selçuklu Devleti ile de yine oynamak isterseniz sizin için uygun bir senaryo diyebilirim dostlar. Artık ne Uygur kaldı ne Göktürk kaldı. Bunların yerini Liao Hanedanı ve Naymanlar Devletleri aldı dostlar. Çin'de de bu kez Tang Hanedanı'nın yerine Song'un hakimiyetinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Ve tabii ki de Anadolu Selçuklu oynadığınızda azılı düşmanımız Bizans İmparatorluğu abi. O da yine Balkanlar ve Anadolu'nun bir kısmında hüküm süren bir devlet olarak devam ediyor. Artık Fransa Krallığı kurulmuş oluyor dostlar bu yıllarda. İberya'da da yine büyük bir çekişme olduğunu söyleyebiliriz. Fas, Sevilla, Kastilya, Leon Krallığı vesaire birçok devletin çekişme hakimiyeti, çekişme yarışı var abi İberya üzerinde. 1080 senaryosundan sonra tanıtacağımız senaryo ise dostlar 1150 senaryosu, yine Furkan tarafından tasarlandı. 341 adet medeniyet bulunuyor dostlar. Yine güzel bir senaryo olduğunu söyleyebilirim. Yine Anadolu Selçuklu Devleti ile oynamak isterseniz güzel bir senaryo olduğunu söyleyebilirim. Büyük Selçuklu İmparatorluğu da aynı şekilde diğer senaryoda olduğu gibi bu senaryoda da bulunuyor. Ve tabii ki de Kırım tarafının büyük gücü Deşli Kıpçak da yine aynı yerinde abi hakimiyetini sürdürüyor. Asya tarafında yine diğer senaryolarda da olduğu gibi ciddi bir güç çekişmesi mevcut. Song ve Jin arasında Çin'de mevcut bir hakimiyet çatışması mevcut abi. Yani yine güzel bir senaryo olduğunu söyleyebiliriz. İberya'da bu sefer Fas'ın hakimiyeti birazcık daha büyük diğer devletlere göre. Fakat Kastilya'da pek acımaz abi. Çünkü Kastilya, yani ne kadar küçük olursa olsun Kastilya bir şekilde güçlü oluyor abi. Kastilya bir şekilde karşıdaki devleti zorlar. Bu arada dostlar hiç söylemiyorum ama bütün senaryolarda kabileler eklendi. Yani bundan bir kuşkunuz olmasın abi, merak etmeyin. Bütün senaryolarda kabileler sıkıntısız bir şekilde eklendi. Evet, 1150 senaryosu, sıradaki senaryomuz neymiş abi? 1200 senaryosu, evet şeyde bir önceki versiyonda, versiyon 1.1'de yoktu abi 1200 senaryosu ve gerçekten de tepki almıştı yani neden 1200 senaryosu yok diye. Fakat dostlar bu güncellemeye yine Furkan tarafından 1200 senaryosu da eklendi. Yine Anadolu Selçuklu Devleti'nin olduğu bir senaryo dostlar. Harezmşahlar Devleti İran taraflarında hükmünü sürmeye devam ediyor. Asya tarafında aynı şekilde yine bir çatışma mevcut. İberya halen toparlanamamış durumda dostlar. Yine güzel bir senaryo olduğunu söyleyebilirim 1200 senaryosunun da. Sıradaki senaryomuz dostlar 1243 senaryosu, yine Furkan tarafından tasarlandı. Aslında bu senaryoyu sadece Moğollar için tasarladık dostlar. Çünkü Moğol İmparatorluğunu görüyorsunuz abi. Gerçekten çok büyük bir imparatorluk ki zaten birçok yorumlarda da Moğol İmparatorluğu formlama gelsin diye
Birçok yorumunuz vardı abi. Onu da ekleyeceğiz. Büyük bir ihtimalle bu güncellemeyle eklenmiş olacak dostlar. Yani siz indirdiğinizde Moğol İmparatorluğu'nu formlayabiliyor olacaksınız. Bu senaryo dostlar az önce de söylediğim gibi tamamen Moğol İmparatorluğu için yaptık. Çünkü Moğol İmparatorluğu ile oynayabileceğiniz hiçbir senaryo yoktu. Moğol İmparatorluğu da sevilen bir devlet abi. Yani popüler bir devlet. Çok fazla oynamak isteyen var Moğol İmparatorluğu'yla. Biz de onun için 1243 senaryosunu ekledik dostlar. Moğol İmparatorluğu'yla oynamanız için güzel bir fırsat diyebiliriz dostlar. Bu senaryoda birazcık daha İberya'daki o çatışma sona ermiş durumda ve Kastilya İberya'daki hakimiyetini genişletmiş durumda. 1243 senaryosundan sonra dostlar ve Osmanlı'nın kuruluş tarihi olan 1299 senaryosuna geçişimizi yapıyoruz dostlar. 1299 senaryosunu Word Plus beta moduna getirmiştik ve o moddan sonra o senaryodan sonra Kan Riski moduna da gelmesi gerçekten çok istenenler arasındaydı ve biz de versiyon 1.2 güncellemesiyle dostlar 1299 senaryosunu yani Osmanlı'nın kuruluş senaryosunu bu moda eklemiş bulunuyoruz abi. Gördüğünüz üzere Ottoman Beylik yani Osmanlı Beyliği olarak başlıyorsunuz ve başınızda da 1. Osman bulunuyor dostlar. Yine güzel bir senaryo Osmanlı'yla bölge üzerinde hakimiyet sağlamak için kesinlikle bulunmaz bir senaryo diyebiliriz dostlar. Sıradaki senaryomuza dilerseniz geçelim yoksa bu kadar mıydı abi? Bir bakalım. 1350 de var. 1350 son senaryo oluyor sanırım. Evet abi 1350 senaryosu yine The Dark Age güncellemesine özel yani 395-1399 yılları arasına daha çok senaryo eklemek için tasarladığımız bir senaryo. Osmanlı artık birazcık daha büyümüş bir durumda ve ülkenin başında Orhan Gazi bulunmakta abi. Bu arada bayağı bir lider ekledik. Onun için de ayrı bir video çekeceğim dostlar. Merak etmeyin eklediğimiz liderleri tanıtmak için de ayrı bir video çekeceğim dostlar. Evet dediğim gibi Osmanlı birazcık daha büyümüş bir durumda. Bizans İmparatorluğu artık yıkılmaya yüz tutmuş. Gerçekten çok küçülmüş bir durumda abi. Osmanlı İmparatorluğu'nun başında daha doğrusu Osmanlı Beyliği'nin başında Orhan Gazi bulunuyor. Ve yine bölge üzerinde hakimiyet sağlamanız için güzel bir senaryo olduğunu söyleyebiliriz dostlar. Bu sefer artık Çin tamamen Yuan Hanedanlığı'nın kontrolünde 198 adet eyaletiyle bölgede güçlü bir aktör. Hatta bölgede değil tüm dünyada güçlü bir aktör diyebiliriz. Çağatay Hanlığı da yine bölgede bulunan devletlerden bir tanesi. İran toprakları birazcık daha bölünmüş bir durumda. Yazd, Fars ve Şaban Kaha. Şaban Kara. Evet abi bunların isimlerini okumak da zor oluyor. Her neyse abi İran'da birkaç devlet arasında bölünmüş bir durumda dostlar. Evet sanırım senaryolar bu kadar dostlar. Bir de ekstra bir senaryomuz var abi. O da Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı senaryosu. Turkish War of Liberation senaryosu. Yine Türk Kurtuluş Savaşı senaryosunun gelmesi de çok isteniyordu. Ama siz aslına bakarsanız şöyle istiyordunuz. Yani bütün dünyada geçen bir 1919 savaşı senaryosu, 1919 senaryosu gelsin istiyordunuz ama bu The Dark Age güncellemesi yani 395 ve 1399 yılları arasına senaryolar eklemek için yaptığımız bir güncelleme. Üçüncü güncelleme ise 1399-2020 yılları arasına senaryo ekleyecek bir güncelleme olacak. Dolayısıyla dostlar tüm dünyada geçen 1919 senaryosunu üçüncü güncelleme ile çıkaracağız. Bunu söylemek istedim. Şimdilik sadece Türkiye'de, Anadolu'da geçen bir Türk Kurtuluş Savaşı senaryosu tasarlamayı düşündük ve ekledik dostlar yine Furkan tarafından tasarlanan senaryolardan bir tanesi dostlar eklediğimiz senaryolar bu kadardı. Gerçekten senaryo çeşitliliğini arttırmak adına çok önemli bir güncelleme olduğunu söyleyebilirim abi. Özellikle 395-1399 yılları arasında neredeyse senaryo yoktu. Yani bomboştu o yılların arası. Direkt 395'ten 1399'a atlıyordu. Bu boşluğu doldurmak adına gerçekten çok güzel bir güncelleme oldu. Buradan da Furkan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Modder'ımız, mod yapımcımız hiç üşenmedi ve 15 senaryoyu tek başına tasarladı dostlar. Ona da buradan teşekkürlerimi sunuyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.